Ben Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Köksal. Güzel bir konuya temas ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum size. Yeni dönemde tabii ki yeni belediyeyle başlamış olduk. Yeni belediyede mahallemizle ilgili tüm eksiklerimizi birebir böyle tüm yetkililere iletmiş bulunmaktayım. Mesela bizim mahallemizde Melek Gazi Caddemiz var. Nüfusu yoğun bir cadde. Yıllardır sorunlu, yol sorunu, kanalizasyon sorunu olan bir caddemiz. Bu caddeyle ilgili yazışmalarımız oldu belediyeyle. Tüm sorunları birebir anlatma fırsatı bulduk. Bize tabii ki yapılacağı söylendi ama bu sene için an itibariyle de bir başlama ya da bir çalışma yok caddemizde. Muhterem Hatun Caddemiz var. Yine aynı şekilde Melek Gazi Caddesi'nin devamı. Aynı cadde Melek Gazi Caddesi'nin devamı İmaret Caddemiz var. Ahmet Yesevi Bulvarımız var. Buraların acilen asfaltlarının yenilenmesi ve altyapılarının değiştirilmesi lazım. Çünkü büyük yağmurlarda falan bu sokaklarımız sıkıntı yaşıyor. Logarlarımız taşıyor. Binalara su basıyor. Neticede belediye bu mağdurların da mağduriyetini karşıladığı için artı belediye bir yük getiriyor bu da. Halbuki bu köklü çözüm, bu yolların ve altyapının değiştirilmesiyle birlikte bu mağduriyetlerin de gideceği biliniyor. Aynı zamanda bu saydığımız cadde ve bulvarlarda lağım faresi diye söyleme sahibi. Bu tip şikayetler var vatandaşlarımızdan. Bunları ilettik belediye. Tabii görüştük. Aynı zamanda Melek Gazi Caddesi'nde Lale Camimiz var. Çok tarihi bir cami olmasına rağmen Melek Gazi Türbesi orada atıl bir şekilde, bakımsız bir şekilde yatıyor. Orada vatandaşın kullandığı lavabo var. Yani tuvalet, affedersiniz. Tuvaletin içi keşmekeş. Bir bakımı yapılmamış. Bir vatandaş oraya gidip ihtiyacını gidermekte bence zorlanacağını düşünüyorum. Geçen gittim, resimlerini çektim, belediyeyle paylaştım bunu. Ki buraların bir an önce merkezde kalmış, aynı zamanda tarihi bir caminin yanında vatandaşın en çok ihtiyacı olan lavabo ihtiyacı. Gel gör ki sıvaları patlamış, mermerleri kırılmış, musluları kırık. Buraların bir an önce tamirat edilerek vatandaşın kullanımına açılması diye düşünüyoruz. Aynı zamanda mahallemizle de alakalı değil, merkezi bir yer olduğu için tüm milletin, herkesin kullanabileceği bir yer. Aynı zamanda işte bizim hız kesici taleplerimiz var. Mahallemizin bir kısmı ramp olduğundan dolayı arabaları düz yolda bırakıp geliyor ama bir caydırıcı olarak hız kesicilere taleplerimiz var. Hele hele çocuklarımızın oyun alanı çok kısıtlı. Mahallemizde yapılaşma hemen hemen %80-85 civarında tamamlandığı için acilen para ihtiyaçlarımız var. Bunu da tabii belediyede yetkilileriyle görüştüm. Bir çalışma göremiyoruz şu anda. Tabii ki mahalle sakinlerimiz de bu sorunlarını haliyle muhtar olarak bizlere iletiyor birinci ağızdan. Biz de yetkililerle bu işin muhataplarıyla görüşerek ama bir netice alınmadı. Bir çalışma yapılmadı şu anda mahallemizde 6 ay içerisinde. Biz muhtar olarak gerçekten de yani dolu dolu çalışıyoruz. Nasıl dolu dolu? İşte mahallemizin tüm bir, en ufak bir sorunu da yetkili kurum. Bizim burada muhatabımız belediye. Elbette ki bu talepleri, vatandaşın sorunlarını, ihtiyaçlarını belediyenin almakla mükellefiz. Aracı olmalı. Bunları bildirdim. İl Tarım Müdürlüğü var. Şu anda inşaat devam ediyor. Bizim mahallemizde yukarıda Ankara Kayseri asfaltında. Onun arkasında bir deremiz var. İşte bir herhalde 10 seneyi geçti. O şekilde yarın bir başlandı, o şekilde kaldı. Defalarca söylememize rağmen aynı zamanda bu atıl olan parkın yanında İmam Hatip Kız Lisesi, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi var. Oradaki bir öğrenciler mağduriyet yaşar korkusu var bizde. Aynı zamanda orada ikamet eden sakinlerimizin aynı endişeleri var. Bunlar sürekli diyor buranın ya açılarak tamiratının bakımının yapılarak vatandaşın kullanımına açılması ya da emniyetli bir şekilde kapatılarak vatandaşın girip çıkması engellenmeli. Yani Allah vermesin orada her olaya müsait bir ortam. Yani buralarla ilgili tabi görüşmelerimiz oldu. Aynı zamanda imaret deresi dediğimiz bizim bir imaretle Muhterem Hatun Caddesi arasında kalan büyük bir deremiz var. Yıllardır burada işte başıboş hayvanlarımız sığınak alan olmuş. Yine böyle tinerde uyuşturucu kullanabileceklerin müsait olduğu bir ortam. Bunlarla ilgili belediyeyle defalarca görüştük ama bir türlü bir olumlu bir cevap ya da bir tarih alamıyoruz. Bu da bize haliyle sıkıntıya sokuyor. Vatandaşa bir söz vermek zorundayız. Şu zaman yapılacak diye bir taahhütte bulmamız lazım. Ki vatandaş da sıkıntılarını işte atıyorum 6 ay sonra çözüleceğini düşünsün. Böyle fırsat yakalayamadık. İşte mahallemizde yapılan su patlak tamiratları var. Mesela bunlardan birisi 62. sokakta. Bina numarası 7. Nokta atışı söylememize rağmen
Dün seçmenimizden bir tanesi 32 gün olduğunu, bu tamirat yerinin, kilit taş tamirinin yapılmadığını söyledi. Bundan üzülüyoruz. Bu memleket bizim, herkes elbette ki sonra bizim medrese mahallemiz yapılaşmayı tamamladığı için bizim oraya yapılacak her hizmet kalıcı bir hizmettir. Yani bunların işte ileriye dönüp vay arsa vardı, oradan su alınacak, elektrik alınacak, tekrar bozulacak yolumuz diye bir endişemiz yok. Biz çok önümüzde böyle. Bunlarla ilgili görüşüyoruz. Asfalt yamalarında bu yama tamirat işlerinde sıkıntı çekiyoruz. Bir türlü yani bugün tamirat yapılırsa 3 gün sonunda kilit taşın tamiratı yapılsın. Su tamiratından sonra. Bunlar çok uzun sürüyor. 2,5 ay süren yerlerimiz var. Birebir ben muhtar olarak mesela mahallemi gezerim, dolaşırım, resimlerini çekerim. Bunu da belediyeye paylaşırım her zaman. WhatsApp hattından resimli olarak belediyeye gönderirim ki yani nokta açısında. Hatta her zaman da söylediğim şu, yer konusunda sıkıntı çekerseniz tekrar bana saat önemli değil, gece gündüz fark etmez. Her zaman için size gelip yerleri tarif edebilirim diye bu şekilde de bir geniş çalışma saatlerimiz var.